veins. I've been driving this train, years in this lane. Arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yepyeni bir vlogdan tekrardan merhabalar. Size bir sürprizimiz var demiştik. Vlogda göstereceğiz. Hemen karşınızda gösteriyorum o zaman. Burada arkadaşlar yeni bir motor aldık. Volta VS1 adı altında. Yaklaşık olarak bize bir hafta civarında geldi bu. Teslim ettiler yani bize. Ama biz daha hiç çekmek nasip olmamıştı. Daha yeni çekebildik. Hatta binmek bile nasip olmadı. Şimdi daha yeni bindir. Evet, sen bindin bir iki defa, tur attın. Ya ama ben işte bilmedim. Aynen. Zafer dedi de seni bir gezdireyim. Hem sana da biraz motoru öğretmiş olurum. Nasıl olsa sonuçta diğeriyle de yani bir farklılık oluyor tabii ki yine. Tabii. Yani her arabada, her şeyde. Aynen öyle. Öyle dedi işte. Şanzıman ayrıcısı. Bunu da tek bilir, aynen olmuyor tabii. Aynen, işte öyle bir gezip dolaşıp tur atalım dedik. Hem de neler var neler bir yok. Bakarız bir marketlere falan. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız Allah. Bindirmeyi nasip eder inşallah. Hadi ben çıkartayım. Tamam. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şey, yalnız şeyler nerede? Kasklar? Ha, kasklarımız atladı. Ha, bu artık plakalı olduğu için öyle kasksız falan yok arkadaşlar. Şu an burada plaka yok ama 20 gün içerisinde gelecek yani. Plakamız daha çıkmadı ama şeye göre gezebiliyormuşuz. Evet. Hani ben sordum. Hı-hı. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz dedi. İstediğiniz gibi gitsiniz dediler. Ama 20 gün içinde plakamız gelecek. Bakalım plakamızda ne olacak? Bakalım. İnşallah güzel bir şeydir. Aa, bildiğim kadarıyla ahul olacak. Nereden biliyorsun? Amcamınki ahul çünkü. O da mı volta? O da volta, ahul olmadı. Anladım. Değişir ya. Geçen sene almıştı. Evet, değişir ya, belli olmaz. Şimdi bak. P'ye geçiyor. P'den çıkartmak için şurada bir tuş var. Direktman çıkar. Tamam. O zaman ben kapatayım kamerayı. Yine başlatırız. Kapıyı da kapatıp geliyorum ben. Git. Arkadaşlar, biz şimdi gezdik biraz. Tur attık motorla. Şimdi bizim spor salonundan bir abimiz var. Serkan abi. Onun halı satan bir dükkanı var. Halıcı yani kendisi. Oraya geldik. Biz de mutfak halımızı değiştirmek istiyorduk. Bayağı kötü oldu artık ve pandemi sürecinde biz pek fazla bakamamıştık halıcı falan. O şekilde ona, o dedi gelin dedi, ben size hem yardımcı olurum hem bir kahvemi falan içersiniz diye. Oraya geldik işte. O da Bostanlı'da. Migros'un orada yani. Tam olarak yerini söylerim sizlere de. İşte geldik. Bakalım bir halı falan bakacağız. O bize halı önerecek. Kendisi de burada. Hoş geldiniz. Merhaba Serkan abi, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Seni bir dedim ziyaret edelim. Hem hoş de bir geldiniz. Kahveni içelim. Aylar oldu. Aynen ya. Evet ya, aylar oldu bayağı. Gerçekten. Özledik seni de. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Aynen öyle şekilde gidiyor. Sen nasılsın? Spora da gelmiyorsunuz. Geleceğiz. İnşallah. Geleceğiz. Mayıs'ta geleceğiz inşallah. Biraz havalar ısınsın dedik de. Evet, soğuk geçti biraz. Aynen. Aynen öyle. Mutfak demiştin galiba. Mutfak. Arada. Aynen, mutfak. Ölçü belli miydi? İşte onu şey, Zafer daha iyi biliyor sanki. Hani yani abi, bu ne bakıyor falan, iyi yani. Tamam. Öncelikle mutfağı ben şu tarzlardan öneririm size. Bunlar sisardiye geçer. Jüt değil. Kış bahçeleri, balkon, mutfak, antre, salon. Evet. Ağaç renklerinde doğal. Yerde kaymıyor. Ya zaten bunlara enerji bayılıyorum yapma. Ya. Enerji bu tarz. Yerde kaymaması da güzel bir şey. Evet. Leke tutmaz. Aynen. Hafif, indir kaldırması kolay. Aynen. Evet. Sıcak soğuk geçirmez. O çok en önemli. Evet. Şey o. Onun haricinde tekstilden sıkıldı insanlar. Evet ya. Halı tüyü. Havlar. Lekelendi. Çıkarması zor. Yıkamaya veriyorsunuz. Bir daha. Çok yüksek. Dolayısıyla farklı şeyler çok
talep ediliyor. Hal böyle olunca eskiden hasır denilir bunlara. Şimdi jüt ya da sisal. Sisan. Sisal deniliyor. Evet. Normal tezgah dokuması Avrupa ülkelerinde sıkça kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, yılda bir bunlar ayakkabıyla giriyorlar falan. Yılda bir atıyorlar, yenisini alıyorlar. Ama bizim Türk kültüründe ayakkabıyla girme olmadı. Evet, tabii ki de yani. Uzun yıllar kullanılabiliyor. 8 ila 15 yıl arasında kullanılabilir olarak. Evet. Ben talep çok bunlara. Hı hı. Farklı renkleri var. Onlara da bakalım. Şöyle bakalım. Hatta burada ışıktan bir değişik gözüküyor ama yani renkleri güzel, çok güzel. Net görünüyordur yine. Evet, şimdi görünüyor. Bu mesela gri. Evet. Bantrasit. Bu da köylerinde vardı eskiden bu tarz. Evet, işte benim aklıma aynen direkt o geldi. Özellikle şu şu desen. Direkt babaannemin evine gitmiş gibi evet, hissettim kesinlikle kendimi. Bunlar kilim, tabanı pamuk. Üstü şönil. Evet. Normal makine da dokunuyor. El dokuma değil tabii ki. Çamaşır makinesine yıkanabiliyor. Evet. Yani daha hafif, daha ekonomik, indirip kaldırması kolay, başta belirttiğim gibi yıkanılması kolay. Evet, bu da güzelmiş. Evet. Ama bunun halısını yaptılar, kalın olduğu için, indirip kaldırması zor olduğu için, makinede yıkanamadığı için çok talep görmedi. Ama bu halı olmadığı için, tabanı pamuk olduğu için, çamaşır makinesinde yıkanabildiği için daha fazla evet, talep evet, görmedi. Evet, evet, evet. Çeşit çok, mağazanın birçok, mağazadaki birçok ürün outlet. Evet. Yurt dışına üretilmiş, oradan kalmış, konteynerden almış, üretimden kaldırılmış, katalog sonu, devamı olmayan ekleme. Evet, evet. Bu tarz ürünler. Ama yani gayet de, güzel parçalar var evet yani. Her arada talebe göre getirtmeye çalışıyorum. Evet. Ne kadar outlet olsa da ölçüye göre kesiliyor. 80'lik, 1'lik, 1.20'lik. Müşteri evinin ölçüsünü alıyor, geliyor. Ben şu, işte 80'e 150 istiyorum diye ölçüye göre kesiliyor. Overlock yapılıp teslim ediliyor. Aynen. Yani mağaza olarak yani gerçekten yani küçük gibi duruyor ama bayağı ürününde var. Çok var. Biraz var. Evet. Buranın en büyük avantajı burası böyle çok lüks butik bir mağaza değil. Genelde lüks mağazalarda ki ben de bir tüketiciyim çok karşılaşmışımdır. Efendim fiyatımız 3700 lira alırsanız yardımcı oluruz gibi evet yüksek rakamlar çıkar. Ama burada öyle rakamlar çıkmaz. Tabii. Öyle yardımcı da olamıyoruz. Fiyatı uygun zaten. Evet, çok samimi de olmuyor zaten. Tabii tabii yani doğru. Direktman %70 indirim diyor zaten direktman. Kesinlikle. Evet. Yani direkt %70 indirim. Ürünlerde evet zaten Pierre Cardin, Royal, evet, Atlas aynen, güzel evet markalar yani. Evet, evet. Yani bulabildiğim kadarıyla çok da fazla alamıyoruz. Bölge bayisi çok müsaade etmiyor. Çünkü mağazada 16-17 bin lira olan halı bende 6 bin lira, 7 bin lira. Evet. Bazen 5 bin liralara kadar iniyor. Koleksiyonuna göre fiyatı değişkenlik gösterebiliyor ama işte uygun bulduğumuzu getirtmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. İsteğe göre, arzuya göre. Öyle yani. O zaman arkadaşlar siz de Bostanlı'ya geldiğinizde burada Serkan abi var. Kendinizi tanıtırsanız yani benim takipçilerimden olduğunu söylerseniz size de güzel bir kolaylık sağlar diye düşünüyorum. İyi bir abimiz. Çok temiz kalpli. Seviyoruz onu yani. Sporda tanıştık. Görüşüyoruz. O zaman biz halımızı alalım, karar verelim. Sonra evde gösteririm size de. Herkese ikinci günden selam arkadaşlar. Ben dışarıdayım. Hava çok güzel. Bayağı sıcak yani. Zafer'le çıktık şimdi. Biraz yürüyoruz işte. Ondan da kuaföre randevu aldım. Oraya gideceğiz birlikte. Demiştim zaten geçen vlogta da saçımı kestireceğim diye. Zafer de buralarda işi vardı. Bir kendine fıstık falan alacak galiba. Aynen. Bu kuru yemişçiye gideceğiz. Ben de geleyim dedi. Hem Ali abiyi de tanıyor zaten. Onunla biraz muhabbet ederler. O şekilde gitmiş olacağız. Saçlarımı da kestireyim dedim. Pazartesi de Ramazan başlıyor zaten. Ramazan olunca pek fazla dışarı çıkmıyorum ben. Dedim bugünden halledeyim. Saçımı da böyle kesin zamanı gelmişti artık. En son bir 4-5 ay önce kestirmiştim. Hatta videomda da var. Sizler de biliyorsunuz. Takipçileri, izleyenler. O zaman hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Neticeye. Sonra da sizlere gösteririm.
güzel olur. Bakalım nasıl olacak. Zafer'e vereyim sözü. Selam arkadaşlar. Benim dediği gibi birazcık işim vardı. Onu hallettim. Hallettiğim gibi şimdi Kübra'nın işini hallederim. Oran benim fıstıklarım. Cacurt. Sonrasında eve kaçarız herhalde. Bakarız bakalım neler var neler yok mağazalara falan. Tabii bakarız onlara marketlere. Bakarız aynen. Onları da bir gözlem ederiz. Ondan sonrası Allah korusun. Evet. Hem bir Ali abiyle de kahve içersin sen. Tabii canım. Dedi on zaten. Kahve, onun kahvesi güzel oluyor. Dedi zaten Zafer de gelsin bir kahve ısmarlayalım oturalım falan dedi. Onun kahvesi güzel oluyor. Evet evet. Güzel oluyor onların kahvesi. Öyle bakalım arkadaşlar. Ne makyajı Radika vardı. Radika'yı pazardan alıyoruz. Buradan da alsak olabilir. Toplasın. Ama kediler var ya. Kediler köpekler zaten bunlar. Hijyenik değil. Tabii ki de ben gördüğüm için öyle söyledim. Biliyorum biliyorum. Yolu da çekeyim sizlere. Atakent'teyiz şu an. Atakent diye geçiyor buralar. Bize çok yakın zaten. Hayalindeki araba bak orada. Hayalindeki Zafer'in. İnşallah bir gün olur hayalin. Hayatta ilk bu. İlk hangisi? Şu. Tesla. Zaten Zafer eğer alırsa bir gün bayağı bir Tesla istiyor. Öyle bir durumumuz olursa maddiyattan. Direkt Tesla alacağım. Evet. İlk bir küçük arabayla başlarız. İlk küçük araba olur. Aynen. Onu şey yaparız en azından. Pekiştiririz sen ben. Sen zaten biliyorsun araba kullanmayı da. Ha, ben biliyorum. Tabii canım. Sonuçta de aktif olarak da kullanan bir insansın yani. Ben de kullanacağım için pekişmiş sanki, oluruz. Aynen. En azından vur, kır, parçala. Bir şey hiçbir şey yüreğimiz yanmaz ama Tesla'da direkt üzülürüz yani. Tabii. Geldik galiba değil mi? Şurasıydı. Kaza vermişsin ama hani gene de dediğin aynen. Gibi. Evet. Burası diyeceğim. Şu ilerisi zaten ya. Şurada da ileride Morris'i kahvaltı var arkadaşlar. Biz oraya Zafer'le gelmiştik. Gerçekten çok güzel kahvaltısı. Evet. Instagram'da falan da hatta şeylerini gösteriyorlar sürekli. Reklamlarını veriyorlar yani. Gelelim. Bostan'da da yeri var, Atakent'te de yeri var. Ve sınırsız pişi yani. Özelliği çok güzel. Evet. Evet, geldik. Adı değişmiş, Aykut Ali diyor. Ana. Zaten burası şey, yapım aşamasına geçmiş, değişmişti. Ali abi işte tamam. Öyle olsa burası değiller. Yanlış yermiş orası arkadaşlar, biliyoruz zaten. Burası geldik aynen. Buradayız, SG salondayız. Görüşürüz. Ali abi saçımı kesmeye başladı. Farklı bir model olacak değil mi bu sefer? Birazcık. Formunu değiştiriyoruz. Bundan yanmıyorum. Aynen benzer hareket edeceğiz. Evet. Sıkıldım artık hepimizden ya. Aynen. Bir de yaz geliyor ya şimdi. Havalansın biraz. Evet. Gerçi ben 4 ayda bir falan kestiriyorum ya. Düzenli olarak değil mi? Yani en son 4 ay oldu. Aynen. Çabuk uzuyor bir de saçlar. Sen diyorsun ya senin diğer insanlara göre bayağı değişik uzuyor. Çok uzuyor. Demek ki sağlıklı. Sağlıklı. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Aynen. Şükür şükür. Bizde de. Patış abla iyi. İyi ya. Şey. İyi. Çocuklar büyüyor. Çocuklar valla arka arkaya büyüyorlar. Aynen. Siz de büyüyorsunuz. Evet. Aynen aynen. Sağlıklı olalım da. Aynen. Kahvem de buradan.
Teşekkür ederim ben abi. Kahve içiyorum. Buraya gelince en çok kahve içmeyi seviyorum. Saçlarımı kesildi arkadaşlar. Çok iyi oldu bence. Biraz da Ali abi böyle fön çekti. Nasıl oldu? Gayet güzel oldu. İyi değil mi? Ben biraz böyle perçem modeli istedim. Ne deniyor buna? Kelebek modeli istedim daha doğrusu. Biraz böyle saldı tabii katlı olduğu için. Arkası yine boyu aynı. Sadece birazcık çok az bir kısalık oldu. Yani kırıklık açısından. Öyle yani. Bence güzel oldu. Hatta düz olduğunda da daha güzel durur. Şu anda beğendim. Bu şekilde arkadaşlar. Burası trafik çok var burada. Teşekkürler. Dur Zafer. Evet. Evet. Kesim arkadaşlar Ali abi de 500 TL. Şekillendirme ile birlikte olunca 650 lira oluyor. Ama bana 300 lira. Yarı fiyatına yani. Neden öyle diye sorarsanız da Ali abinin ben yanında çalışmıştım biliyorsunuz. Staj görmüştüm. Onun için yani bana bir güzellik yapıyor her zaman. Sen benim kardeşimsin diyor yani. Öyle olunca da ben gidiyorum. Memnun kaldığım için zaten. Ali abi çok iyi bir insan. Artık aile dostumuz gibi bir şey oldu zaten. Tabii aynen öyle. Ablamı tanıyor, annemleri tanıyor, kayınvalidemi tanıyor. Hani bayağı aramız iyi yani. Öyle. Çevremizde de böyle iyi insanlar oldukça güzel oluyor. Şimdi işte eve gidiyoruz artık. Hem bir yürüyeceğiz. Buradan tramvaya da binebilirdik ama biz yürümeyi tercih ettik. Hem gezine gezine, bakına bakına gidelim dedik. Saat de daha erken zaten. Öyle olmuş olur. Zafer de sonra editini falan yapar. Yani bu videoyu size yüklemiş oluruz. Cuma gününe. Sizler nasılsınız? Havalar güzel. Keyifler yerindedir umarım. Pazartesi Ramazan. Şimdiden Ramazan'ınızı kutluyorum arkadaşlar. Güzel bir ay geçiririz inşallah. Güzel bir Ramazan ayı. O zaman sözü uzatmadan biz yürüyelim. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Eve geldik biz. Saçlarımı kestirdim biliyorsunuz ki. Gerçekten çok beğendim saçlarımı. Güzel bir forma sahip oldu. Sıkılmıştım artık hep düz. Dedim önlerine tekrardan bir kelebek model yaptırayım dedim. Yaptırmıştım zaten uzamışlardı ama şu önlerine bayağı bir yoğunlaştırdım. Öyle oldu. Hatta biraz daha kesersek dedi Ali abi. Perçem kıvamında olacak dedi. Kafil kıvamında. Hani bir bakalım biraz böyle kullanalım. Sonra bakalım eğer beğenirsem yine bu tarzdan giderim. Öyle yani. İşte birazdan da yemek yapımına başlayacağım. Bugün sulu köfte var menüde arkadaşlar. Onu canımız istedi. Salçalı bir şekilde. Yanına da bir ot salatası gibi falan bir şey yaparız böyle. Fresh olsun yanına. Öyle bir yemek olmuş olur. Şimdi de biz... Bu vlogda bahsettiğim gibi sizlere halı alacağımızdan bahsetmiştik. O halıyı göstereyim size. Şimdi villada yapacağım oraya. Süpürge tuttum. Bir villadası kaldı. Onu da birlikte yaparız sizlerle şimdi. Arkasından da hemen halıyı sereceğiz birlikte. Bakalım inşallah güzel olur. Eğer beğenmezsen dedi. Abi gelirsin başka modellere falan bakarsın dedi. O şekilde bir işlem yapmış olacağız. Bayağı güzel oldu arkadaşlar saçım ya. Memnun kaldım yani. Bakın. Böyle kısalıkta başlıyor hemen. Böyle ilerliyor. Kat attırdım zaten saçlarımı. Arkası katlı artık. Düz bir formda değil. Katlı olacak. Katlı oldu yani. O zaman sözü uzatmadan villada'ya geçelim. Thank you.
Olmuyor mu? Olmuyor değil, çok daha güzel olacak. Bunun altına girecek, çok daha iyi. Öyle mi? Hı hı. Kaymolları gelip daha azalacak. İyi, daha iyi. Ona... Şey yapma ya, ben tutayım buradan kaldırayım, sen içeriye hı-hı. Şey yap işte. Kaldır. İyi. Ha. Bak, elan çek. Biraz burada olsun, oraya gitmesin, onu diyorum. Ha, tamam. O zaman böyle iyi. Böyle iyi. Düzelt biraz. Hı hı. Çok güzel yakışmadı mı? Çok beğenerek aldık zaten, ben çok beğendim. Onlar şey olur ya. O zaman düzelecek de. Arkadaşlar jüt tarzı, jüt yani bildiğimiz. Bir de bir şey daha söyledi, hasır ve jüt karışımı yani. Gerçekten çok güzel. Böyle detaylı bir şekilde göstereyim. Formu çok güzel oldu. Gayet iyi oldu ve aynı zamanda terliklerini çıkar, bir terliklerini çıkartarak üstüne bas. Evet. Bak yumuşacık, böyle pamuk gibi var ama amosör varmış gibi oluyor. Yumuşak değil de şey. Hani işte anladın sana, amosör yumuş gibi böyle, böyle bak gezdiğinde. Evet. Yani böyle baskı yapıyor böyle şeyler şeyler. Yani gayet güzel yani. Hı hı. Bunun aslında var ya, bunlardan yapacağım. Evet, her yerine evet, bunlar evet. Koyacağım. Bir sonraki yolumuz bakalım. Zaten şey dedi ya abi, bunu dedi genel olarak dedi şeye koyuyorlar dedi, ne deniyor ona? Kış bahçelerine veya mutfaklara koyuyorlar dedi. Aynen. Biz de ondan tercih ettik zaten, değil mi? Evet. Hasır zaten her zaman güzel oluyor ve bizim mutfağı da açtı yani. Evet ya, keşke bir tık daha büyüğü olsaymış ama. Evet, evet. Enlemesine. Aynen, olsun artık, ne yapalım. Evet arkadaşlar, yemek yapımına başladım ben. Görüyorsunuz burada zaten kıyma üzerine birazcık pirinç koydum. Malzemelerini birlikte sizlerle koyalım o zaman. Biraz karabiber. Ben baharatları getireyim hemen buraya. Çok az köri tat versin. Kimyon. Tuzunu koyalım. Biraz kırmızı pul biber.
çok az toplansın diye. Zeytinyağı. Şimdi de yoğuruyorum arkadaşlar hemen. İçine salça koymuyorum. Zaten yemeğin içine salça girecek. Soğan normalde koyuyordum. Bu sefer soğan koymayacağım. Soğanı yemeğin içine direkt rendeleyeceğim. İçine patates. Küp. Sonra yemek oldu zaten. Hazır. Bir zorluğu yok. Bunu beyaz yapanlar falan da var galiba ama ben ya beyaz sevmiyorum. Salçalı seviyorum bunu. Ne zamandan beri yemiyorduk. Dedim bir değişiklik olsun, bunu yapayım bugün. Hemen bunu yuvarlak hale getireyim. Formda. Zaten sulu köfte büyüklüğü bu şekilde oluyor. Diğer yandan da o salatası için o taş diyorum. Eşek helvası diyorlar. Bu hafta ondan aldım. Kilosu 40 liraydı. Ben 10 liralık aldım. Bir denemek için. Normalde onu annem kavuruyordu. O şekilde yiyorduk. Bir de dedim böyle deneyelim. Öyle aldık, beğendik yani. Zafer de beğendi. Zaten birazcık da tadı Radika'ya benziyor. Güzel oldu. Öyle yani. Evet arkadaşlar, ben soğanımı kavurdum birazcık. Şimdi de salça koydum. Sizinle birlikte kavuruyorum. 2 kaşık dolusu salça koydum. 1 tane de orta boy soğan rendeledim. Buradan hemen göstereyim. Eşek helvalarım var. Adı biraz değişik gelebilir arkadaşlar ama öyle geçiyor. Bir yandan da suyu kaynıyor. Bunları da 2 tane de patates doğramıştım. Onlarla birlikte kavuruyorum biraz. Sonra da köftelerim de burada arkadaşlar. Köftelerim biraz az olmuş ya.
kestiremedim ne kadar yeriz diye. Olsun artık. Yanına dedim beklerim, çorba da yaparım. Tarhana çorbası. Belli veya salata yaparım. Şu an bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kolay bir yemek. Su kaynadı. Suyu da kaynadı. Buna da sadece limon, tuz, zeytinyağı ekleyip karıştırıp servis alacağım. Aynı radika işlemi gibi. Ortanın hepsi genelde aynı zaten. Biraz altını açalım. Sonra kısarım. Atıyorum içine de köfteleri. Zaten çok fazla bunları karıştırmıyorum. Karıştığında dağılıyorlar. Göz karardı, suyumu koyayım. Tamamdır, bu buna su yeter. Şimdi kapatabilirim arkadaşlar. Benim yemeğim hazır. Sadece olmasını bekleyeceğim artık. Şimdi kapağını da kapatıyoruz. Tamamdır. Şimdi kısacağım arkadaşlar. Altını kısık ateşte olacak. Arkadaşlar yemeğim oldu. Güzel bir kıvam aldı. Hiç dağılmazlar da köfteleri falan. Bazen dağılıyor biliyorsunuz. Dağılmadı bu sefer. Şimdi ben servise alacağım bunları. Yiyeceğiz. O zaman arkadaşlar sizlere yeni saç modelimle kapatmak istiyorum. Videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. Hoşça kalın.